Son 3 ayda netlerini artırmaya hazırsan bize dikkatle dinle. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı sınav tarihini açıkladı. 2023 LGS 4 Haziran'da 9.30'da sözel 11.30'da sayısalla sizi bekliyor. Ve inşallah bu sene hayallerinizdeki fen liselerini, Anadolu liselerini, sosyal bilimler liselerini çok güzel bir şekilde kazanacaksınız. Burada şu çok güzel bir haber. Biliyorsunuz ki aynı 2020 LGS'de olduğu gibi sadece birinci dönem konularından sorumlusunuz. Yani matematikte sadece altı konudan sorumlusunuz. Çarpanlar, katlar, üslü ifadeler, Kare kökler, veri analizi, olasılık ve cibirsel ifadeler. Peki hocam burada hangi konular daha önemli derseniz hepsi çok önemli. Hiçbirini kaçırmamalıyız ama bilhassa üslü ifadeler ve karekökler konusu 3 yıldızla diğerlerinin önüne geçiyor. Fene baktığımızda ise DNA ve genetik kod diğer 3 konu içerisinde en önemli yere sahip. Türkçe'ye baktığımızda paragraf ve sözel mantık diğer konular içerisinde açık ara önemli bir yere sahip. İnkılap dersine baktığımızda milli uyanış konusuna çok dikkat etmenizi istiyoruz. İngilizce dersine baktığımızda zaten hepsinden ikişer soru gelecek ama eğer bir konudan biraz daha fazla soru gelecek olursa bu genellikle friendship ya da teen life gibi ilk konular oluyor. Din dersine baktığımızda zekat ve sadaka konusu her zaman milletimin en fazla önem verdiği konuların başına geliyor. Şimdi peki son 86 gün ne yapmalı? Bilinse arkadaşlar LGS 2020'yi mutlaka çözmelisiniz. Çünkü sınav aynı LGS 2020 konularından olacak. Dolayısıyla eğer siz şu ana kadar birinci dönem konularını gördünüz zaten okulda. E zaten çalışıyorsunuz da bizleri de izliyorsunuz. Bir şeyler de yaptınız. Bu durumda zaten birinci dönem konuları olan LGS 2020'ye karşı hazırsınız demektir. Ama... Hala eksikleriniz olabilir. Hala kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Hala matematikte fende bazı yanlışlarınız çıkıyor olabilir. Hiç endişelenmeyin. Şimdi yapmanız gerekeni söylüyoruz arkadaşlar. Birincisi ve en önemlisi hedefinizi duvarınıza atacaksınız. Duvardan kastım ev duvarı değil. Wallpaper yani telefonunuzun duvarına asabilirsiniz. Nasıl yani hocam? Şöyle. Burada istediğiniz okulu yazabilirsiniz. İşte Mersin Fen Lisesi, örnek veriyorum İzmir Fen Lisesi ya da Ankara Türk Anadolu Lisesi ya da Kabataş Lisesi hiç fark etmez. Hedefinizdeki okulu yazıyorsunuz ama bunun haricinde net hedefiniz yazıyorsunuz. Ben matematikte en az 19 yapacağım. Fende en az 20 yapacağım. Türkçede en az 20. İnkılapta en az 10. Dinde en az 10. İngilizce'de en az 10 gibi buna benzer hedefler koyabilirsiniz. Matematikte bunu 17 yaparsanız fende 19 yapabilirsiniz. Türkçede 19 yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kendi hedefinizdeki liseye göre net hedefinizi yazmanız lazım. Okul hedefinizi yazmanız lazım. Daha sonrasında arkadaşlar Hedefinize göre kendi yerinize hafiften belli olur. Çünkü eğer şimdiye kadar hiç soru çözmediyseniz az önce yazdığım netlere ulaşmak birazcık zor olur. Yani burada mantıklı düşünmek lazım. Hiç matematik çalışmadıysan bir anda 19 nete çıkmak zor olur. Ama eğer sene başından beri bayağı bir gayret gösterdiysen ve şu anda 12, 13, 14 netlerdeysen sıkı bir çalışmayla bunu 19 netlere, 20 netlere çıkarabilirsin. Şimdi burada biz öğrencilerimizi 3 gruba ayırdık. Son ayı içerisinde bir hızlı tekrarcılarımız var, bir süper tekrarcılar, bir de zaten her şeyi bitirdik diyen full denemeciler. Hızlı tekrarcı arkadaşlar yani yeni yeni ısınmaya başlayan, madem sadece birinci dönem konularından sorumluyuz, madem sadece LGS 2020 gibi sadece birinci dönem konuları çıkacak, o zaman ben bir başlayayım diyen arkadaşlar için LGS ilk tekrar birinci dönem konuları, dinamo seti birinci dönem konuları ve zor soru seti birinci ram konularını mutlaka bitirmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü buradaki sorular LGS 2023'te birebir karşınıza gelme ihtimali çok yüksek. Bu kitaptaki soruların birçoğu birçok LGS'de öğrencilere deja o hissi yaşattı. Mutlaka bu soruları çözmelisiniz. Sonrasında da son tekrarlarımız ve alt adımlı tekrarlar geliyor. Fakat burada eğer ben zaten sene baştan beri çalışıyorum hocam. Sizlerle LGS ile alakalı birçok çalışma yaptım. Şimdi yeni kitaplarınızdan bahsedin diyorsanız bu durumda da arkadaşlar son tekrar seti ve alt adımlı hızlı tekrar çok çok değerli. Bunlar size ...tekrar yaptıracak. Ama biliyorsunuz ki sınav bir deneme, yani sözel ve sayısal bölümden oluşan bir deneme. Dolayısıyla bu arkadaşlarımıza mutlaka denemeler çözmeleri lazım. Peki hangi denemeleri çözecekler? Onu da söyleyelim. Burada arkadaşlar full denemeci arkadaşlarımız olabilir. Yani hocam ben artık sıkı sıkı deneme çözmek istiyorum. Bana deneme verin diyen arkadaşlar için de süper 3 tane birimiz var. Birincisi sadece birinci dönem konularından oluşan LGS doz denemeleri, ikincisi sadece birinci dönem konularından oluşan LGS geri sayım denemeleri 3 2 1 ve birinci dönem konularından oluşan ana denemeleri. Bakın LGS 2023'te sadece birinci dönem konuları çıkacak. Dolayısıyla kaynaklarınızı güncellemeniz lazım. Ana denemeleri, LGS geri sayım denemeleri ve doz denemeleri sizlerin LGS'de en yüksek başarı ulaşmanızı sağlayacak. Burada denemeyi çözerken takıldınız mı? Hemen 6 adımda hızlı tekrardan ya da son tekrardan o konuyla alakalı hatalarını düzeltiyorsunuz. Mesela şöyle. Doz denemelerinde direkt 90 soruyla başlamıyor. Burada ilk başta 9 soruluk denemeyle başlıyor. Bu arada bir soru yanlış yaptığınızda o konuyla alakalı hangi soruyu yanlış yaptığınızı burada gösteriyoruz. Hem soru çözümlerimiz var hem de o konuyla alakalı analiz de yapıyoruz. Şimdi diyelim ki siz de 8. soruyu yanlış yaptınız. Bunun sadece çözümünü izlemiyorsunuz. Aynı zamanda neyi yanlış yaptığınızı bilmeniz lazım. Doz denemelerinde Türkiye'de ilk defa önce 9, sonra 18, sonra 36, burada atladım ben, 36, sonra 72, sonra 90'lık dozlara geçiyor. Yani 90'lık denemeleri geçiyor. 3 2 1'de ise direkt 90'lık denemeler var. Ana denemelerinde de direkt 90'lık denemeler var. Ve burada bir müjdemiz daha var size. Burada 4 değil, 5 ekstra dijital denemeyle 9 deneme var. Burada 3 değil, 5 ekstra dijital denemeyle 8 deneme var. Burada da 12 yeni nesil deneme değil, 5 ekstra dijital deneme toplam 17 tane deneme var. Bu denemeleri çözdüğünüzde artık LGS'de diyecek ki ben kaçtım arkadaş, ben bu öğrenciyle mücadele edemem. Bu öğrenci beni parçalayacak, ben en iyisi ona teslim olayım onun hayalindeki liseyi ona teslim edeceğiz. Dolayısıyla bol bol deneme çözüyoruz. Geri sayım denemeler olabilir, ana denemeler olabilir, doz denemeler olabilir. Ardından da bu denemelerden sonra da takıldığımız soruların çözümünü izliyoruz. Ve onunla alakalı tekrar kitaplarımızdan bol bol tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Son üç ay çok çok değerli. Peki hocam denemeyi nasıl çözeceğiz? Tamam çok güzel söylüyorsunuz deneme çöz, deneme çöz, deneme çöz. Tamam bu denemeleri de aldık diyelim ki gittik. Tonguç mağazadan ya da kırtasiyelerden bu denemelerin üçünü aldık. Denemede moralim bozuluyor hocam tam istediğim yapamıyorum diyorsanız size direkt deneme taktiklerini veriyorum. Birincisi arkadaşlar. LGS'de sözel ve sayısal iki deneme gelecek ya. Onlar da gerçek bir deneme. Bunlar direkt kazanacağınız okulu belirleyecek. Burada yapmanız gereken belli stratejiler var. Birincisi denemeye motivasyonlu girmeniz lazım. Yani denemeden önce sen tam bir dangozsun zaten yapamıyorsun zaten matematiğin kötü zaten yapamayacaksın dersen denemen kötü geçer. Ama ben seni parçalayacağım ben bu sefer yapacağım bugünkü denemede en iyi yapacağım bu benim en iyi denemem olacak diye girersen emin ol şimdikinden çok daha iyi netler yapmaya başlarsın. Yavaş yavaş yükseleceğini görürsün. Çünkü motivasyon çok çok önemli. İkincisi planlama da önemli. Denemeye başlarken Sözel bölümde zaten sıralama aynen böyle. Türkçe, inkılap, Din, İngilizce bu şekilde çözebilirsiniz. Ama sayısal bölüme geçtiğinizde önce fenden başlayın arkadaşlar. Çünkü fen daha kolaydır. Hani şöyle göstereyim size şurada bir yanımda fıstık da getirdim. Şöyle fıstıkları dökeyim şöyle. Evet birazcık kirlendi ama sıkıntı yok. Bu fıstıkların bazıları kapalı. Bazıları ise açık. Sen eğer önce açık fıstıklardan başlarsan. Bak açıyorum. Böyle yanınızı biraz canınız çekecek ama. Hmm, güzelmiş. Önce bundan başlarsam keyif alırım. Ama önce kapalı fıstıkları çözmeye çalışırsam dişim acır, canım sıkılır. Dolayısıyla sizler de deneme çözerken, bunları alalım arkadaşlar. Sizler de deneme çözerken önce kolay sorulardan başlamalısınız. Yani açtınız diyelim ki ana denemelerinden çözüyorsunuz. veya da geri sayım denemelerinden çözüyorsunuz. Burada sayısal da fen bölümünden başlamalısınız. Ve fenden başladığınızda da eğer birin soru sizi zorluyorsa atlayıp 2'den 3'ten başlamalısınız. Hatta biz buna turlama taktiği diyoruz. Bunu da birazdan göstereceğim bildiğin sorudan başlayacaksın. Yani ilk soru kazıksa, ikinci soru zorsa, üçüncü soru daha kolaysa önce üçüncü sorudan başlayacaksın. Ama hocam önce birden başlanır. Hayır. Önce moralimizi düzeltecek denemeden başlıyoruz. Az önceki fısık örneğinde olduğu gibi. Önce açık fısıkları yiyoruz. Sonra dişimize açılacak olan kapalı fısıklara geçiyoruz. Çünkü önce açık fısıkları bitireceğiz ki sonradan eğer vaktimiz yetmezse kolay soruları kaçırmamış olmayalım. Buna da biz zaten esasla turlama taktiği diyoruz. İlk turda kolay sorular yapıyoruz ikinci turda işaret ettiğimiz diğer sorulara bakıyoruz. İşaret ettiğimiz derken şöyle. Mesela başladığınız sözel bilme. Birinci soru yaptınız, ikinci soru yaptınız, üçüncü soru yaptınız, dördüncü soru yaptınız, beş yaptınız, altı zorlandınız. Altıyı sakın of zorlandım diye böyle işaret koymayın. Böyle işaret koyarsanız birazdan geri döndüğünüz yani ikinci turda buna baktığınızda... Ana ne kadar zor soruymuş. Bu benim moralim bozar diyebiliriz. Ama şöyle mintoş bir işaret koyarsan döndüğünde de ya bu mintoş bir soru. Şimdilik takılmışım ama şimdi ikinci kez baktığımda yapacağım diyebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla Soruya işaret koyup devam ediyoruz ama böyle kocaman bir işaret koyup kendimizi de korkutmuyoruz. Biz buna turlama taktiği diyoruz. Birinci turda kolaylar, ikinci turda yapamadıklarımız, sakıldıklarımız, üçüncü turda da hala yapamadıklarımıza bakıyoruz arkadaşlar. Kodlama dönemli sayfa sayfa kodluyoruz. Yani soru soru değil. Hatta iki sayfada bir kodlarsanız böylece aralarda dinlenmiş de olursunuz. Zaman yönetimi de önemli. Zamanınıza dikkat etmeniz lazım. Çünkü LGS'de sözel bölümde bir soru için bir buçuk dakika, sayısal bölümde de iki dakika süre veriliyor arkadaşlar. Ve böylece hayallerinizdeki liseyi çok rahat kazanacaksınız arkadaşlar. Çünkü LGS'de bize soru soruyorlar. E sen de bir sürü soru tipi gördüysen, geri sayım denemelerindeki, ana denemelerindeki, doz denemelerindeki soru tiplerini gördüysen, ardından da takıldığın sorularla alakalı... Son tekrarlarını yaptıysan artık LGS sana hiçbir şey yapamaz. Son 86 gün mutlaka her gün paragraf çözmeyi ve yaptıklarınızı not etmeyi unutmayın. Çünkü yaptıklarınızı not ettikçe bu da sizin moral ve motivasyonunuzu artıracak, stresinizi azaltacak. Her hafta mutlaka deneme çözün ve motivasyon çalışması yapın. Bu nasıl olacak hocam? Arkadaşlarınıza konuşun, moralinizi bozan insanlardan uzak durun, motivasyonunuzu artıracak filmler izleyin ve en önemlisi de motivasyonunuzu bozabilecek konuları asla sosyal medyadan arkadaşlarınızdan dinlemeyin. Evet bizler öğretmenleriniz olarak okuldaki hocalarınız, dershanedeki hocalarınız, bizler YouTube'daki hocalarınız sizlere kitaplarımızla, videolarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Bunları Tonguç Mağaz'dan ya da Tonguç Kitapçılarından alabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar yepyeni gıcır gıcır geldi sizleri bekliyor. Ama çalışmalarınızla, gayretinizle ve tevekkülünüzle hayallerinizdeki liseyi sizler kazanacaksınız. Hadi bakalım ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.